Şuradan şuraya kadar saç örgüsü olacak. Hayırdır inşallah. Kim bu saatte? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen nereden çıktın böyle? Trenle geldim. 2 saat rötar yaptım. Yukarı çıkarıyorum abla. Tamam Emine. Ne oldu? Yoksa İstanbul'a mı tayin oldun? Hayır abla. Emekliye sevk edildim. Emekliye mi sevk edildin? Bu yaşta mı? Bu zorunlu bir emeklilik abla. 3400 subay da benimle aynı kaderi paylaştı. Ama niye? Demokrat Parti'li yakını olmak nedenlerden biri. Bu yeni mi ortaya çıktı? Birkaç hafta önce. Demokrat Partililerden yakınlarıyla ilgili bilgi aldılar yazılı olarak. Rıza da kayınbiraderini bildirmek zorunda kaldı tabii. Zaten gizlimiz saklımız yok abla. Boş ver üzülme. Burada bizimle kalırsın. Bu zor günlerde birbirimize destek oluruz. Başında bir ben eksiktim zaten. Aa, ne biçim laf öyle? Sen benim kardeşimsin. Başımın üstünde yerim var. Teşekkür ederim abla. Deniz ne sevinecek şimdi? Aynı zamanda üzülecek. Yasemin yok mu? O biraz yorgundu, erken yattı. Mektubuma bir hitapla başlayamadım. İçimden geleni yazmaya yüzüm yok. Başka türlüsü de içimden gelmedi. Çok ama çok üzgünüm. Bunu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Ekmeğiniz. Teşekkür ederim. Bir de mektubunuz vardı. Sana ne büyük bir haksızlık yaptığımı tesadüfen öğrendim. Hem de birinci ağızdan. Bu mevzu bizi alakadar etmiyor aslında. Bizi alakadar eden şey benim sana yaptığımdır. Bunu nasıl telafi edebilirim bilmiyorum. Bana en büyük cezayı aşkımıza kestin demiştin. Şimdi ben cezamı çekmeye hazırım. Ne şekilde olursa olsun. Senden beni affetmeni isteyemem. Buna hakkım olmadığını biliyorum. Yine de son bir şans herkese verilmeli. Bana bile. Yarın adaya gidiyorum. Oradaki evi satıyoruz. Alıcıya gösterme işi bana düştü. Akşamüstü her zamanki yerimizde seni bekliyor olacağım. Yasemin. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.